Merhaba sevgili seyirciler. Demiştik ki geçmişimizden, birikimimizden, kolay değil tabii, 1000 yıldan beri buralardayız. Şairlerimizin sözlerinden, hikayelerden, kıssalardan, menkıbelerden hayatın anlamına dair ışık düşürelim. İnsan sadece midesini doyurmakla iş bitmiyor. Aklının tatmini gerekiyor, gönlünün doyması gerekiyor. Aşk ister, feyiz ister, bilgi ister. İlimle akıl, irfanla gönül doyurulur demiştik ve Şeyh Galip'ten bir kıta okuyarak geçen bölüm söze girmiştik. Şimdi kaldığımız yerden başlayalım. O şiirin son kıtası, geçen hafta bahse konu ettiğim şiirin son kıtası da şöyledir. Berk-ı Hatıf gibi kaydı sivadan güzer et. Erişen harü hase ateşi aşkı siper et. Damenin tutmaya asarı alayık hazer et. Şems ve şahişi munla ile azmi sefer et. Saf kıl ayineni kabilli aksi suver et. Hele bir cem'i havasa ile de galip nazar et. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Arada 4 kıta var. Birinciyi geçen sefer, sonuncuyu da şimdi okumuş olduk. Bakalım ne diyor üstad. Şeyh Galip merhum, Allah gani gani rahmet etsin. Enteresan bir adam. Dedim ya, 24 yaşında divanını tamamladı. 42 yaşında da ömrünü. Sultan 3. Selim ile yakın dost. Yani dostluğun da ötesinde, dışında şeyh mürid ilişkisi var. Üstad Şeyh Galip, cihan padişahı, 3 kıtaya hükmeden adam, 3. Selim merhum da onun müridi, talebesi, ondan feyiz talep ediyor, alıyor. Yaşlar da birbirine yakın. Bir ara baş başa kaldıklarında dizine uzanıp yatıyor merhum sultan. Bunalmış devlet işlerinden, dünya işlerinden. Tabii dönem de çok parlak bir dönem değil. Yani devletin başında olmak cidden çok sıkıntılı bir vaziyet. Bunaldık şeyhim, piriniz Hazreti Mevlana'dan bir keramet lütfetseniz, anlatsanız, ferahlasak diye talepte bulunur. Cevabı şu olur Şeyh Galip merhumun: sultanım, zatı devletlerinin benim gibi birinden ferahlık talep etmesi, anlatacaklarıma sığınması pirimin kerametidir. Ben Hazreti Mevlana'ya müntesip olduğum için, onun yolunda olduğum, onun talebesi olduğum için bu itibar söz konusu. Büyüklük onda diyor. Nitekim bir şiirinde, efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Miyanı aşıkanda iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım hasılı ruhi revanımsın. Eğer sermayeyi ömrümde karım varsa sendendir. Sanadır ilticası galibin ya Hazreti Monla. Başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir. Gören sergeçtelikte girdbadı deşt zanneyler. Fena ender fenayım her ne varım varsa sendendir demişti Hazreti Mevlana'ya hitaben. Başımda bir iftihar vesilesi olan külahım varsa senden. Birileri beni seviyor, sayıyorsa, aşktan biraz hissedar oldum, insanlığın kitabını birazcık okudumsa senden. Bir kıymetim varsa senden. Ben hiç ender hiçim, fena ender fenayım, her ne varım varsa sendendir diyerek aradaki ilişkiyi, münasebeti de gayet güzel, samimi biçimde ifade etmişti. İşte başta okuduğum şiirine bu gözle bakılmalı. Kendisine Mesnevi'den ilhamla yazıyorsun tarzında bir tenkit, bir eleştiri yöneltildiğinde, ki epey söylenmiştir o, bazen şairler tarafından, bazen işte başkaları tarafından, nedense yani böyle, yani ne söylüyorsun ki, Mesnevi'den alıyorsun gibilerden, sanki bu bir zaafmış gibi cevabı
Esrarını Mesnevi'den aldım. Çaldımsa da miri malı çaldım demişti Şeyh Galip. Doğru söylüyorsunuz, ben Mesnevi'den ilhamla, iktibasla söylüyorum ama miri maldır aldığım, çaldığım. Bunu çalmak hünerdir. Burada bir zaaf yok. Sen de çal, sen de al. Miri maldır yani. Bundan dolayı insan kınanmaz. Bu aslında övünç vesilesidir demeye getiriyor. Zannetme ki şöyle böyle bir söz. Gelsen dahi söyle böyle bir söz. Boş sözler zannetme söylediklerimi. Sen de söyle böyle bir söz. Gel öğren. Bu süreçten geç. Bu bir mekteptir diyor. Ne diyordu o son kıta olarak en başta okuduğum kısımda? Berk-i Hatıf gibi kaydı sivadan güzer et. Berk-i Hatıf gayipten gelen bir şimşek gibi aniden böyle çakıver yani. Berk-i Hatıf gibi siva kaydından dediği de şu, kaydı sivadan güzer et, geç yani. Kaydı siva, onun bunun sevgisi, tutku, alakalar, ilintiler, dünyada maruz kaldığımız tehlikeler yani. Kısaca onu özetliyor. Masiva sevgisi kulu Allah'tan uzaklaştırır. İnsan her şeye eğilimli, her şeyle ilgili olduğundan dağılması ve yari unutması ihtimali elbette vardır ve özel dikkat ister. Ama bu yönü, bu karmaşık yönü aynı zamanda ona en iyi yaklaşma, en güzel yaklaşma kabiliyetini de verendir. Yani burada SWOT analizi der ya yönetimciler, risk ve kazanç, yani pozitif negatif, fırsatlar ve riskler ayrı ayrı birlikte görülmeli. Kaptırırsan dünyadaki ilintilere sana yazık olur. Ama onları layıkı vecihiyle anlar, kavrar, gerektiği gibi kullanır, yerli yerine koyarsan da senin gibisi olmaz. İnsan öyle bir varlık ki, bazı insanlar var, melekler onlara bakar da şöyle der, keşke insan olsaydık. İmrenirler, ah derler, keşke insan olsaydık. Ama bazı insanlar var, onlara bakarak şeytan der ki, iyi ki insan değilim. Yani insan en yukarı çıkabildiği gibi en aşağı da inebiliyor. Buna dikkat çekilmektedir işte burada. Kaydı sivadan güzer et. Takılma, çakılma çamura, padergil yani ayağa çamura çakılı, har eşek affedersiniz, harı padergil olma. Yerine koyarsan, gerektiği gibi kullanırsan bu dünyadaki her şey senin ilerlemene vesile olur. Sana hizmet eder. Zaten maksat da budur. Geliş sebebin bu. Bunlarla imtihan edileceksin. Bunlarla yetiştirileceksin. Bunun içinde bela var, bunun içinde nimet var, bunun diken var, gül var. Hepsinden hisseni dosdoğru alıp, müminin haline şaşılır dedi iki cihan serveri. Ayağına diken batar, sabreder, derecesi yükselir, sevap kazanır. Gül koklar, şükreder, yine sevap kazanır. Her yönüyle kârdadır. Yeter ki duruş yeri doğru olsun. Kaydı sivadan güzel et. Yani bu çöplük gibi yere, efendim tabir mazur görülsün, bu kanalizasyona geldin. Bir maksatla geldin. Dikkatli olmalısın. Bulaşmasın üstüne çer çöp falan. Geçiver yani. Işık gibi. Işık gibi gelir geçersen, ışık yere değip çekildiğinde kir almaz. Kir topla. Işık gibi ol. Berk şimşek gibi, Berk-i Hatıf gibi kaydı sivadan güzel et. Öyle bir geç ki, öyle bir çakıp geç ki bakan da desin ki ne geldi gitti be. Ne geldi gitti. Yani destan gibi bir hayat, güzel bir hayat. Kubbede bir hoş sada bırakan bir hayat. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Neyin var? Ne demişti Cemil Meriç? Yıldızları koparmış fırtına, batan bir gemidesin. Senden ne kalacak yarına, kıyılardan imdat isteyen sesin. Yani dünya çöplüğüne gelişi ve gidişi tarif eden, tanzim eden, doğru geliş gidişi gösteren bir mısra işte o baştaki.
Berk-ı Hatıf gibi kayd-ı sivadan güzel et. Erişen haruhase ateşi aşkı siper et. Haruhas, çerçöp demek. Leke demek, kirpas demek yani. Burası kirli olduğu için bulaşabilir yani, ihtimaldir. Alacağın tedbire rağmen bulaşabilir. Onu da aşk ateşiyle gider. Ateş yakar çerçöpü, seni temiz bırakır diyor. Bilgisayarcı tanıdığım gençler oluyor. Bazen onlarla konuşuyorum falan. Virüs bulaşıyor programa abi diyorlar. Virüs. Tabii yani bu da tabii sanal bir şey. Hastalık yapıyormuş, ne bileyim, programı bozuyormuş falan. Sistemi sakatlıyormuş. Ona karşı da bir antivirüs uygulanıyormuş. Programmış o da. Antivirüs programının da adı firewall, ateş duvarı. Yani şimdi Şeyh Galip mi okumuşlar bunlar diyorsunuz. Ateşi aşkı, aşkın ateşini siper et. Şimdi burada aşkı anlatıyor, aşka dair bir şey söylüyor da, günümüzde de en az anlaşılan, yanlış anlaşılan kavramlardan biri herhalde. Aşk bir vasıta. Yani sevginin bir mertebesi. Eskiler şöyle tarif ederler. Üç mertebe var sevgide. Muhabbet, aşk, dert. Muhabbet o ki sevdiğini görmekle memnundur. Görmezse kaydında değildir. Aklına gelmez. Görünce "Aa, özlemişim" der, sarılır filan yani. Bu bir sevgidir. Tamam, çok da kıymetlidir ama bir yukarıya çıkıp level atlayınca, bir üste çıkınca görmekle memnun, görmezse mahzundur. Üzüntü çeker. Özler, hasret çeker. Onun da üstü görse de mahzun, görmese de mahzun. Dert ehli olmak yani. Bir şairimiz şöyle söyledi. Ehli derd ol, ehli derd ol, ehli derd ol, ehli dert. Ey usuliden suali düp tesella isteyen. Bana danıştın ve teselli istiyorsan tavsiyem şu diyor. Derd ehli ol, derd ehli ol. Yani dert sahibi ol. Nedir o dert? İşte Allah'ın kulu olarak geldiğin dünyada gerektiği gibi kul olabildin mi? Yakıştı mı? Yoksa sana açılan krediyi kötüye mi kullanmaktasın? Kötüye mi gidiyor iş? Değerini düşürüyor musun? Erişen haruhase ateşi aşkı siper et. O çerçöpü temizlemek de böyle bir asil, bu asil aşka kavuşmakla mümkün. O aşkın ateşi seni temizler, arındırır. Aşk bir vasıtadır. Varılacak yer kulluk. Abdiyete varmak için, güzel kul olmak, hakiki kul olmak için aşk atına binersin. Öyle demez mi Yunus Emre? Aşk atına binelden diyor. Yani bu bir at, bu bir vasıta, buna biniyorsun. Bir yere gideceksin yani. Orada kalmak da değil maksat. İlerleyeceksin. Çünkü odun yanar kül olur, adam yanar kul olur. Aşktan maksat o. Ya da şöyle söyleyelim. Yenişehirli Avni Bey merhumdan bir başka mevlevi ve çok önemli bir şair. Sanman talebi devletü çah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Makam veya mevki, servet falan elde etmek için bulunmuyoruz dünyada. Biz bir yar için ah etmeye geldik. Bir yar. Bir yar. Yani herhangi biri bir yar için değil. Yani oradaki mana çok güçlü. Allah için, bir yar için ah etmeye geldik. Dünyaya geliş sebebini de o böyle ifade etmiş. Damenin tutmaya asar alayık hazaret. Galip'ten okuduğum kıtada 3. mısraya geldik. Paçana bulaşmasın alakaların eserleri, asarı alayık. Şimdi bu kavram üzerinde önemli, dikkatli biçimde durmalı. Alakalar. Dan men ediliyoruz. Aman dikkat et. Nedir, ne kastediliyor? Şöyle bir bakalım. Diyelim ki çarşıya çıktın, geziyorsun. Lakayt biçimde, düşüncesiz, böyle kendini kaptırdın ise şu olur.
bir şeylere takılırsın, bakarsın, imrenirsin falan. Fiyatlar vardır, cazip şeyler vardır. Sana lazım olan olmayan, ne bileyim, seni kışkırtan, tahrik eden, efendim ah dersin işte, bir gömleğin fiyatı şu, bir kravat bu, bir araba şu, bilmem ne falan. Yani muhtelif, hepsini saymayayım. Yüzlerce renk ile boyanmış, çeşit çeşit alakalar arasında sersemlemiş vaziyette ayrılırsın, yaralanırsın, yıpranırsın. İşte ondan sakın. Alakaların eserleri paçana yapışmasın, seni lekelemesin. Sen düzgün git, dikkatli yürü, çöplükte dolaşma, iyilerle görüş. Efendim, her şeye meyletme, ahmaklık gösterme, inhimak etme huzu-u zata. Bir şairimiz de öyle demişti. Hazlara, bu dünyadaki hazlara ahmakça eğilim gösterip kendini kaybetme. O hazların bir maksadı var. Yani hayat devam etsin diye verilir. Nesil devam etsin diye verilir. Hikmeti vardır. Bu hikmetin dışında istimal edilirse, kullanılırsa, kendisine kaptırırsa insan, yani bedenin zevklerine ram olursa değerini kaybeder, düşer. Şah olarak geldiği alemde dilenci haline düşer. Bir başka şairimiz Fuzuli, senin tek nazenine nazenin işler münasiptir, gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım demişti. Muhatabı bir talebeyse, evlatsa, ne bileyim, arkadaşıysa şunu demiş oluyor: öyle değerlisin, öyle kıymetlisin ki bunu hatırla ve katran damlatma orkideye. Ve değerini ona hatırlatan iltifat kelimeleriyle muazzam bir ifade gücü kazanıyor. Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım, sana söylüyorum, senin tek nazenine nazenin işler münasiptir. Sen kıymetlisin, güzelsin, nazeninsin, işlerinin de öyle olması uygundur. Katır acil ve et demişler, çifte atmış, ona o yakışır ama sen güzelsin, kendini çirkinleştirme. Yani damenin tutmaya asarı alayık, hazer et, sakın alakalar paçana bulaşıp da, damen etek paça demek, bulaşıp da seni lekelemesin. Geldik dördüncü mısrağa. Çok yüksek bir örnekle Şeyh Galip bize bir çıta koyuyor. Şems ve şahişimun la ile azmi seferet. Şems gibi, Şems-i Tebrizi Hazretleri gibi, veş gibi demektir. Şems veş hahişimun la, Mevlana'yı arzulayan, ona kavuşmak isteyen şems gibi. Hahiş, istek demek. Ona kavuşmak isteyen, neler çekti, ne ızdıraplar görüldü biliyorsunuz. Gibi hareket et. Yani yola çık. Yani bir adım at. Azmi sefer et. Seferle emrolundun, zaferle değil. Zafer Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Ama sen yola çık. Bir adım at. Bakiyesini Cenab-ı Hak ihsan eder. Sen üstüne düşeni yap. İstikametini belirt, belirle. Yola bir gir. Yola düş. Yola çık efendim. Çok esaslı bir beytinde, şairini hatırlayamadım ama İskender Hoca onu çok güzel açıklardı. Seher yola giren aşık, gece Leyla'da akşamlar diyordu. Yani Leyla derdine düştüğün zaman o iş uzak zannetme. Sakın sen ki Leyla'yı uzak dur sanma ey Mecnun. Seher yola giden aşık, gece Leyla'da akşamlar. Beytin tamamı o. Leyla'ya gönül verdim ama nasıl kavuşayım? Uzak bir yol, olacak iş mi o? Deme ey aşık. Seher vakti yola girsen gece Leyla'da akşamlarsın. Çok enteresan bir ifade biçimi. Yakındır yani. Çok kolaydır yani. Kerimlerle iş görmek kolay olur diyor Hazreti Mevlana. İmam-ı Rabbani eserlerinde aynı şeyi söylüyorlar. Bu sana bağlı demek yani. Düzgün yola girersem efendim,
sadakatle. Nabi merhum da sadakati anlatırken bize diyor ki, sadakat şişinde ciğerini kebap et de bu meykededen, meyhane demek o yani, zımnen dergah, bu meykededen şarabı sonra iste. Ciğeri pişirmeden şaraba talip olma. Yani sen sadakatla eğitimden geçeceksin, yetişeceksin ki aşkın şarabına kavuşabilesin diyerek ifade etmiş. Gördüğünüz gibi çok farklı şairlerden söylüyoruz ama hepsi yani cümlenin maksudu bir, rivayet muhtelif. Şems-i Tebrizi Hazretleri canını göze alarak, ölümü göze alarak yola çıktı ve kavuştu, kavuşturdu Hazreti Mevlana'nın arkadaşı, dostu, mürşidi, hocası, yani hepsi doğrudur. Şems ve Şahişimunla ile azmi seferet, insanı ataletten kurtaran, bir yola çıkma şevki veren bir mısra bu. Devamında şunu söylemiş, iki mısra kaldı. Hele yok, o son mısra. Safkıl ayneni kabili aksi suveret. Aynayı temizle diyor. Ayna kalptir. Kalbini temizle. Kabili aksi suveret. Görüntüleri net alabileceğin bir hale getir. Burada verilen işaret şu. Manen tekamül etmek, yetişmek, olgunlaşmak için iki şey lazım. Veren olgun, alan uygun olacak. Veren olgun, orada problem yok. Özrü nedir Azra'nın? Vamık mı değilsin ya? Dedi ya Şeyh Galip, onun gibi yani. Alıcı ne? Senin kalbin. Bu kalp alır mı almaz mı? Temizlenmesi lazım. Görüntüyü net elde etmek için, alabilmesi için temizlik lazım. Yani kalbin temizlenmesi. Neden? Kalp neyden temizlenecek? Hangi şeyden? Kalp hastalıkları. Kibir, ucub, riya, haset, hubbi dünya, hubbi riyaset. Yani kitaplar geniş geniş yazıyor kalp hastalıkları nelerdir. Hastalık sadece romatizma, bel ağrısı, diş ağrısı falan değil. O bedenin hastalıkları. Kalbin hastalıkları anlatılıyor. Bunları temizle, kalbi temizle. Net bir görüntü elde et. Cızırtı yapıyor bak, bulanık, karıncalanma var. Safkıl ayineni, kabili aksi suveret. Nabi merhum kalbi temizlemekle ilgili olarak diyor ki, mihman mı gelir hane-i napake hicabet, pis eve misafir çağrılır mı, utan diyor. Kalp Allah evidir, o halde çerçöpten temizlenmeli demeye geliyor yani. Nihayet son mısra, hele bir cem-i havas, eyle de galip nazaret. Galip merhum burada hakikaten çok galip bir şey söylüyor. Cem-i havas eyle. Bugün su kadar ihtiyacımız olan bir hareket tarzıdır bu. Milenyum çağındayız ve dikkatlerimiz fena halde dağınık. Eli işte gözü oynaşta veya eli tencerede gözü pencerede hallerdeyiz. Toplan diyor cem-i havas et. Bir toplan, şöyle bir odaklan, himmet kesbet, yani böyle keskin bak. Gez göz arpacık gibi, yani yek kalp, yek vücut, yek cihet. Efendim bir odaklan, göreceksin diyor, kendini topla. Yani kalbin, aklın, dilin aynı hizada olsun. Yani niyetini düzelt, kendini ıslah et, göreceksin. Bak ne göreceksin? Mütekerrir beyt geliyor gene. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, merdum-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Böylelikle kendini tanıyacaksın. Ve kendini tanıyan Rabbini tanır. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu, hadisi kutsi, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Kendini tanırsan, noksanını görürsen, arızaları giderirsen ve maksada uygun bir istikamete girersen kavuşacaksın. Ey insanoğlu, sevildiğini bil, yanlış yapma, kıymetini anla, bu bir emanettir, muhafaza et diyerek şiirini tamamlamış Şeyh Galip Üstad. Böylelikle kısadan kısa bir özet yaparak onun muhteşem eseri üzerinde bir ufuk turunu tamamlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.